Hazır mıyız? Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün genel başkanımız bir belge açıkladı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ıslak imzalı belgeye belgeyle hazinemizden 6 milyar lirayı beşi çeteye nasıl peşkeş çektiğini bütün ayrıntılarıyla ve belgeleriyle ortaya koydu. Bu ihale Bandırma Osmaneli yüksek standartlı demir yolu projesi için bir açık ihale. Bu açık ihaleye katılanlar herkesin huzurunda ihaleyle ilgili mektuplarını verdiler. Biz şimdi burada soruyoruz. Biz Bandırma Osmaneli yüksek standartlı demir yoluna Cumhuriyet Halk Partisi karşı mı? Hayır. Biz hizmete karşı değiliz. Projelere de karşı değiliz. Neye karşıyız? Biz dolandırıcılığa, hırsızlığa karşıyız. Kul hakkına karşıyız. Şimdi bunun gerekçesini genel başkanımız anlattı. Bir kez de ben anlatıyorum. 3 Nisan 2018. İhaleye 15 tane firma katılıyor. Bir firma 3 milyar 198 milyon 143 bin lirayla ihaleyi kazanıyor. Her şey şeffaf, normal bir hizmet yapılacak, ihale yapılıyor. Katılanlardan bir tanesi rakamı belli, ihaleyi kazanmış. Ancak ihaleyi kazanan firmaya bu ihale verilmiyor. Neden? Çünkü bu kişi beşli çetenin içerisinden biri değil. Erdoğan bizzat kendi imzasıyla ihaleyi iptal ediyor. Niye iptal ediyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şeffaf bir şekilde yapılan birçok kişinin katıldığı ihaleyi hangi gerekçeyle iptal ediyor? Bizim bildiğimiz bir gerekçe var. Çünkü bu ihaleyi kazanan beşli çeteden değil. Onun için Erdoğan bu ihaleyi iptal ediyor. 21 Ağustos 2020'de tekrar ihale açılıyor ve aynı iş bu kez yani 3 milyar 198 milyon 743 bin liraya kazanılan ihale bu kez bir başkasına 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya veriliyor. Bu kişi kim? Erdoğan bu ihaleyi iptal ediyor mu? Hayır. Neden ihaleyi iptal etmiyor? Çünkü bu sefer verdikleri kişi beşli çeteden bir kişi. Kalyon inşaat. Peki arada ilk ihale ile ikinci ihale arasında altı milyar liralık bir fark var. Bu altı milyar liralık fark milletin vergileriyle ödediği hazineden çıkacak. Kime gidecek? Beşli çeteden bir kişiye gidecek. Arkadaşlar bu kul hakkı değil mi? Bu hazineyi dolandırmak değil mi? Bu vatandaşın hakkını, hukukunu yemek değil mi? Açlık ve sefalet içerisinde yoksullukla boğuşan Türkiye'de bu ihalelerde insanların, iş insanlarının eşit rekabet koşullarının ortadan kaldırılarak sadece kayrılan bir avuç insana peşkeş çekmek değil mi? Biz işte o yüzden projenin kendisine değil buradaki dolandırıcı zihniyete karşıyız. Onun için de her yerde Cumhuriyet Halk Partisi insanlarımızın, milletimizin hakkını, hukukunu aramaya devam edecek. Aynı konu Merkez Bankası Başkanı ile ilgili. Arka kapıdan kamu bankaları üzerinden yaptığı döviz satışlarını gizlemek için Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yapmış. 20 Aralık'ta Merkez Bankası'ndan tek bir döviz satışı olmamıştır diyor. Ya bir insan gerçek dışı konuşurken, yani bunun Türkçe karşılığı yalan söylerken yüzü kızarır. Koskoca Merkez Bankası'nın başındasın. Peki Merkez Bankası'ndan tek bir kuruş satış olmadıysa, Merkez Bankası'nın rezervi o gece neden 20 milyar dolarlık azaldı? Nereye gitti para? Bunun cevabını veriyor musun? Hayır, vermiyorsun. 7 milyar doları dövül kuruna doğrudan müdahale yoluyla satıldı. Ben cevap veriyorum. 3 milyar doları BOTAŞ'a verildi. Etti 10 milyar dolar. Geriye 10 milyar dolar kaldı. Şimdi ben Merkez Bankası başkanına söylüyorum. Milletin parası olan, milletin hakkı hukuku olan bu 10 milyar liralık döviz rezervi kimlere, nasıl, hangi koşullarda satıldı? Bunu açıklamak durumundadır. Merkez Bankası Başkanı halkı yanıltıcı açıklamalar yapacağına Aralık'ta 10 milyar dolarlık rezervi muhakkak çıkıp kimlere sattığını ve hangi yollarla sattığını açıklamalıdır. Türkiye'de doğal gaz depolarından bahsediyoruz. Kar, kış, kıyamet böyle zamanlarda ülkeler stratejik olarak kendi tedbirlerini alırlar. Her türlü olaya karşı. Bunda doğal gazla ilgili depolar var. Bu depolar o ülke stratejik olarak dolu gösterir. Peki bununla ilgili bakan bir açıklama yaptı mı? Yaptı. Yaptığı açıklamada dedi ki depoların dörtte üçü doludur dedi. Dörtte üçü dolu tamamı da dolmak üzere diyen bakana. Şimdi soruyoruz. O zaman doğal gaz sebebiyle üretim neden durduruldu? Türkiye'de doğal gaz sebebiyle üretim neden durduruldu? İlk defa Türkiye'de üretim tesisleri durduruluyor. İlk defa sanayi çalışamaz hale e, geliyor. İlk defa milyarlarca dolar zarar ediliyor. Bunun müsebbibi kim? Bunun müsebbibi bu beceriksiz iktidar. Bunun müsebbibi önünü göremeyen bu iktidar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne giren doğal gaz rezervlerini söylüyorum. Diyorum ki toplamı toplamı günlük 320 milyon metreküp. Toplam günlük kışına harcanan doğal gazla kadar 280 milyon metreküp. Biz İran'dan ne kadar doğal gaz alıyoruz? 28 milyon metreküp. E daha 285-290 milyon metreküp doğal gazımız var. Peki şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak soruyorum. Neden bu İran'daki gaz bahane edilerek? üretim tesisleri üretime ara verdirilmiştir. Neden yapılmıştır? Bakanın bunu muhakkak açıklaması gerekiyor. Erdoğan ekonomide pembe tablolar çizmeye devam ediyor. Nebati açıklarken ayrı bir açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ayrı bir açıklama yapıyor. Enerjide bakan diyor ki 150 kilowatt saat kalacak diye bir kaydemiz yok diyor. Cumhurbaşkanı diyor ki zaten ortalama tüketim 134 mil kilowatt saattir. Değişikliğe bir gerek yok diyor. Yani bakan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'ndan AKP Genel Başkanı'nda bakandan bir haber açıklamalar yapıyor. Her kafadan ses çıkıyor. Ama milletin sesi Gerçekten tek bir konuda feryada dönüşüyor. Yoksullukla ilgili feryat var. Elektrik faturalarıyla ilgili feryat var. Doğalgaz faturalarıyla ilgili feryat var. Çaresizlik var, yoksulluk var. Açlık var, ekmek bulamama var. Kuyruklar var ama Erdoğan milletin feryadının duyulmasın diye gündem değiştirmeye çalışıyor. AKP MYK'sında demiş ki arkadaşlar bu sefer bu ay gündemi değiştirmeyi başardık. Helal olsun bize. Nasıl başarmışlar? Bir taraftan Sezen Aksu, diğer taraftan Sedef Kabaş'la gündemi değiştirmeyi başarmışlar. Bu arada bu bir televizyon programında Sayın Sedef Kabaş'ın da katıldığı bir programda ben de vardım hayatımda, siyasi hayatımda ilk defa iki ayrı nedenden dolayı hakkımda suç duyurusunda bulundu. Birincisi, Türkiye'deki 81 il başkanı o programda sessiz kaldığım için dava açtı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ise aynı programda konuştuğum için dava açtı. Bu tarihe geçecek bir şey. Biri neden sustun diyor, diğeri neden konuştun diyor. Herhalde bunun da bir açıklaması vardır. Değerli arkadaşlar, Ankara, İstanbul birçok illerimizde şiddetli kar yağışı oldu. Erdoğan diyor ki kar yağışları ile ilgili iki bakanımı gönderdim derhal diyor. İstanbul Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri değil de 16 milyon nüfusa sahip bir büyük kenti değil de sanki başka bir devletten bahsediyor. Sanki başka bir devlete Recep Tayyip Erdoğan yardıma ihtiyaçları olduğu için iki tane bakanını gönderdiğini söylüyor. Hani dese ki Recep Tayyip Erdoğan. Ya Yunanistan'da büyük bir, bir felaket oldu, iki bakanı Yunanistan'a gönderdim dese anlayacağız. İstanbul'a gönderdim diyor. Dünkü programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile, ile ilgili İran'ı kıyasa oturtuyor. Şöyle diyor, CHP belediyeleri sanki başka bir ülkeymiş gibi, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz, Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle bir borcumuz, böyle bir sıkıntımız yoktur diyor. Cumhurbaşkanı için de bizim söylediğimiz şey tam da bu. Cumhurbaşkanı sadece insanları birbirinden ayrıştırmıyor. Neredeyse kentleri de biz yönetmiyoruz anlayışıyla birbirinden ayrıştırmaya çalışıyor. Kini, düşmanlığı ve ayrıştırmayı ve nifakı ülkenin her yerine nüfus ettirmeye çalışıyor. İki bakan İstanbul'a gitti. Nasıl gittiler iki bakan İstanbul'a? İstanbul Havalimanı kapalı. Hani çok övündükleri, yaptığımız en büyük havalimanı dedikleri havalimanı kar yağışı ile ilgili kapalı. Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı. Bunlardan hiç devletin ilgisi yok. Onların görevi değil. Oraların açık tutulması. Onların işi değil. Tem otoyolu ve bağlantı yolları kapalı. Ama onların aklı fikri İstanbul'da. Diyorlar ki bak İstanbul'da kar yağdı bazı yollar kapandı. Kuzey Marmara otoyolu kapalı. Yunanistan'da bir otoyolu kapandı diye tazminat davaları açılıyor. Özel bir otoyolu kapandı diye para alınıyor diye tazminat davaları açılıyor. Türkiye'de otoyolları kapalı ama Tayyip Erdoğan hiç oradan bahsetmiyor. Varsa yoksa İstanbul. Neden? Aklı Ekrem İmamoğlu'nda kaldı. O yüzden. Bakanlar Hava Atatürk Havalimanı'na iniyorlar. Çünkü Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda da bugün de Atatürk'ten başka çaresi yok. Çünkü o Atatürk Havalimanı Türkiye dünyanın üçüncü en büyük havalimanı seçilmiş bir havalimanı. Çünkü o Atatürk Havalimanı devre dışı bırakılmamalıydı. Çünkü o Atatürk Havalimanı uçakların inişine en zor koşullarda en uygun havalimanlarından bir tanesi. Peki şimdi ne oluyor? Bakanlar güvenlikli bir iniş için iptal ettikleri Atatürk Havalimanı'nı kullanmak zorunda kalıyorlar. Atatürk Havalimanı ile ilgili bir gerçek daha sözleşme tarihinden önce boşaltılıyor. Atatürk Havalimanı'nın erken boşalttığımız için de o gün 389 milyon avroda tazminat ödemek zorunda kaldık. Milletimiz diyor ya. Değerli basın mensupları. Ya ülke kötü yönetiliyor da siz geldiğiniz zaman iyi yönetecek parayı nereden bulacaksınız? İşte har vurup harman savurmamak, peşkeş çekmemek, kul hakkı yememek, Merkez Bankası rezervlerini bir gecede satmamak, ihaleleri doğru, düzgün, en az veren, en düzgün yapan şirketlere vermek anlayışıyla millete hizmet edeceğiz de öyle başaracağız. Bunların yaptıklarını değil, bunların yaptıklarının tam tersini yapacağız, öyle başaracağız. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan televizyonda dün belediye başkanlığı yaptığım dönemde tüm belediyelerimizle birlikte AKOM'da karargahımızı kurardık diyor Erdoğan. Ya şimdi Cumhurbaşkanı olarak yalan söylüyor desek dava açar mı tekrar ben bilmiyorum tabii. Ama AKP genel başkanı olarak yalan söylüyor arkadaşlar yani. Gerçekleri söylemiyor. AKOM 1999 depreminden sonra 2000 yılında kuruldu. Erdoğan belediye başkanlığında 98'de ayrıldı. Yani onun zamanında akom yoktu. Ama televizyondan milletin gözünün içine baka baka o zamanlarda ben gider akomda otururdum diyor. Daha sonra diyor ki muhalefet belediyelerini engellediğimiz kocaman bir yalandır diyor. E biz de diyoruz ki muhalefet belediyeleri milletimize yardımcı olabilmek için mücbir zamanlarda 15 milyon TL yardım parası topladı. Onun üstüne neden oturdun? Neden vermiyorsun diye soruyoruz. Madem engellemiyorsun o paranın önünü aç o parada millete yardım olarak gitsin diyoruz. Söylediği her söz gerçek dışı. Arkadaşlar İstanbul'da bu arada çok önemli bir olay yaşandı. Hatta bununla ilgili İngiltere Başbakanı derhal büyükelçisini aradı. Bu yaşanan skandal olayla ilgili ne olduğu konusunda herhalde büyükelçiden bir bilgi almıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu yemek yedi diye büyük bir skandal diye bir haber yaptılar. Yemeği kimle yemiş? İngiltere büyükelçisiyle yemiş. Ne kadar bir zamanda yemiş? Bir saat civarında yemiş. İngiltere Büyükelçiliği ile yediğinde herhalde Başbakan İngiltere Büyükelçisi'ne sormuştur. Ne yaptınız da skandal oldu? Ne yaptınız da devlet hukuksuz bir şekilde MOBESA kayıtlarını devreye sokarak oradaki bilgileri alıp sizin bu yemeğinizi ifşa etti. Bu arada siz yemek yerken İstanbul Belediyesi'ndeki karla mücadele çalışmaları tamamen mi durdu? Ne oldu? Ekipler durduruldu mu? Bir felaket mi yaşandı? Diye sormuştur diye tahmin ediyoruz. Ya milletin gözünün içine baka baka akşam bir saat yemek yedi belediye ekipleri harıl harıl çalışırken ben benim zamanımda AKOM'da hemen gidiyordum oturuyordum diye yalan söyleyeceğine senin zamanında sen ayrıldıktan sonra AKOM kuruldu. Yüzünü kızartmadan kalkıp da İmamoğlu'na iftira atacağım diye milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyeceğine kendi yaptıklarından bahsetsene. Sen bu milletin 13 tane evladı şehit düştüğü zaman millet bir evladı şehit düştüğünde devlet başkanları yurt dışı gezilerini iptal ediyor kongreyi, AKP kongresini iptal etmeyip gidip orada gülücükler dağıtarak şehit cenazeleri oradayken üstelik de sen de başkomutan sıfatıyla AKP kongresinde bütün insanların vicdanını sızlatan sen değil misin? Neymiş Ekrem İmamoğlu akşam yemeği yemiş. Kendisi AKOM'da oturuyormuş. Bir insan, bir insana onun itibarını zedelemek için itibar suikastlığı yapmak için kendisini bu kadar mı zavallı bir duruma düşürür? Bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı sıfatından bu kadar mı ayrıştırır kendisini? Sen AKP genel başkanısın. Ama asla bu milletin tamamının Cumhurbaşkanı olamazsın. Asla olamazsın. Çünkü bu milleti ayrıştıran iftira atan yalan söyleyen, insanları birbirine kırdırmaya çalışan, kendi yönetiminde olan kentleri, yerel yönetimlerde başka siyasi partilerin başkanları var diye bir düşman ülkeyle ilgili sanki bir yorum yapıyormuş havasında konuşan bir kişi olarak asla Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamının cumhurbaşkanı olamazsın. İşte o yüzden biz diyoruz ki Partili cumhurbaşkanı olmaz. O yüzden diyoruz ki parlamenter sistem olmalı. O yüzden diyoruz ki bu ülkenin herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var diyoruz. Ya sen aynı zamanda aynı televizyon programında açıklama yapıyorsun. Gündem yaratma sevdası var ya. Öç alanla ilgili diyor ki. Öcalan, Demirtaş'ın vermiş olduğu mesajlardan rahatsız diyor. Öcalan'ın yeni avukatı Recep Tayyip Erdoğan. Bugünlerde bildiğim kadarıyla avukatlarıyla da görüştürülmüyor. Öcalan herhalde bunların aralarında bir kırmızı telefon var ya da kırmızı bir kişi var. Bu kırmızı kişi ya da kırmızı telefon Öcalan'la direkt Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı telefonla görüştürüyor. Kim bu Öcalan? Terör örgütünün lideri. Terör örgütünün lideri. Diyor ki terör örgütünün lideriyle ilgili Öcalan rahatsız diyor. Şimdi soruyorum. Ne zaman görüştünüz de rahatsız olduğunu size iletti? Baş başa mı görüştünüz? Kırmızı telefonla mı görüştünüz? Aranızdaki samimiyetin derecesi nedir? terör örgütü Öcalan'la birlikteki samimiyetinizin derecesi hangi noktadadır? Şöyle mi aradı? Ya Tayyip Erdoğan Sayın demiş. Sayın Tay Tayyip Erdoğan ne oldu? Ben çok rahatsızım bu Demirtaş'tan dedi de sen ona ben bunu söyleyeyim mi? Televizyona çıkacağım şimdi. Bu söylediğinizi söyleyeyim mi deyince söyle söyle sana yetki veriyorum dedi de sen televizyonda şöyle bir cümle mi kurdun? Öcalan Demirtaş'a vermiş olduğu mesajlardan çok rahatsız. Ya sadece bu yeri ve zamanı geldiği zaman senin her yola başvurabileceğinin kanıtıdır. Senin bu sözün. Sen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmasın diye Öcalan'ın kardeşini kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşini çıkartırsın, devletin televizyonunda konuşturursun. Sen bunu yaparsın. Sen bunu yaparsın. Sen burada kendi kaygın oy kaygıları nedeniyle Öcalan'la görüşüp Öcalan'ın mesajını ulusal bir televizyon kanalından millete duyurursun. Eskiden sen aracılar vasıtasıyla duyururdun. Kürtçe mektubu bir başkası okurdu. Kürtçe mektubu bir başkası okurdu. Sen onları kullanırdın ama şimdi aracıyı arkadan, arkadan çıkartmışsın. Öcalan'la direkt konuşarak Öcalan'ın mesajlarını ileten bir kişi noktasına getirmiştin kendini. O zaman ben sana soruyorum. Öcalan HDP'den rahatsızsa sen bundan niye rahatsız oluyorsun. Sana ne? Öcalan HDP'den rahatsızsa senin söylediğin şu söz. Ya bunların terör örgütüyle ilgisi var HDP'nin diyordun. İyi ya işte birbirleriyle ilgileri kopuyor. Ayrışıyorlar. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak neden bundan rahatsız oluyorsun da Öcalan'ın kardeşi öldü televizyonlara çıkartamıyorsun. Direkt Öcalan'dan aldığın mesajı millete kendin iletiyorsun. Açıklamak durumunda değil misin? Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye'ye, Türkiye'nin getirdiği durum, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Habur sınır kapısını açıp da terör örgütlerinin nasıl içeriye aldığını biliyoruz. Biz PKK terör örgütlerinin silah depolarını ve menfezlere bomba yerleştirirken gene ulusal bir televizyondan bunlara dokunmamaları emrini biz verdik diyen Cumhurbaşkanı'nın tutumunu biz biliyoruz. Biz AKP Genel Başkanı'nın samimiyetsiz terör örgütleriyle olan ilişkisi ve irtibatının kendi menfaatleri doğrultusunda her konuda her tavizi verebilecek bir durumda olduğunu çok açık biliyoruz. Öcalan Nevruz mesajlarında yüz binlerce kişiye Nevruz mektubunu okuttuğunu biliyoruz. İlkokullarda Türk'üm doğruyum andını kaldırtanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ortağının da bundan hiç rahatsız olmadığını da biliyoruz. Son yerel seçimlerde Muzur Üniversitesi'nde bir sosyologu İmralı'ya gönderdiğini biliyoruz. Ama bundan sonra buna da ihtiyacı yok. Artık Öcalan'la kendisi bizzat onun söylemlerini halka ulaştıran kişi olarak geçen akşam, dün akşam televizyonda ifade ettiğini de biliyoruz. Devletin ajansı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yaparak Öcalan'ın isteği üzerine Abdullah Öcalan'ın kardeşinin ne kadar pervasız, ne kadar rahat açıklamalar yaptığını biz biliyoruz. Biz meşru zemin üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her derde çare olması gerektiğini söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kılıçdaroğlu dün ne diyorsa bugün de öyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sorunlarını çözecek tek bir yer vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Muhataplarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhataplarımızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın muhatabı sözcüsü olduğu Abdullah Öcalan'dır. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin cumhurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanı'nın yanına alıp da Allah'ın kelamının söylenmesi gereken yerde, yeri geldiği zaman Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması gereken bir yerde, bilce kutsal bir yerde bir kadının dilini kopartmaktan bahsedebilir mi? Yapabilir mi bunu? Dünyanın herhangi bir ülkesinde gerçekten böyle bir şey olabilir mi? bir kadının dilini kopartmak. Sen gerçekten rahatsız oluyorsan, masum, suçsuz yere katleden, katledilen kadınlarla ilgili konuşsana. Sen rahatsız oluyorsan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kadınların yüzde altmış sekizinin şiddet gördüğü konusunda söyleyebilecek bir sözün varsa... Bunu söylesene. Bir dilin, bir kadının dilini kopartırız. Sözünü nasıl söylüyorsun? Bunu bu ayrıştırma zihniyetini buraya ne kadar buraya kadar nasıl getirebiliyorsun? Senin hem bu dünyada hem öbür dünyada verilecek hesabın var. Fazıl Say ile ilgili yapılan açıklamalar haksızlıktır. Her sanatçı kendi uslubuyla, kendi yaklaşımıyla, bazen mizah yoluyla, bazen gönderme yoluyla, bazen tiyatroda, bazen sahnede Türkiye'nin ya da ait olduğu ülkenin ya da tüm insanlıkla ilgili eğer söylenmesi gereken bir söz varsa sanatçılık sıfatıyla bunları paylaşır ve eleştirisini yapar. Eleştiri şeklini veyahut da eleştirisini beğenmiyorsun diye bir kişiyi lince tabi tutmak ancak AKP iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği bir şeydir. Şaşırmadık, yapıyorsunuz ama asla sanatçılarımızla ilgili, akademisyenlerimizle ilgili, öğrencilerimizle ilgili, yurttaşlarımızla ilgili kadınlarımızla ilgili yaptığınız her türlü ayrımcılığın karşısında olacağız ve sizinle bu ayrımcılığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Efendim. Efendim. İttifakla ilgili kişisel yaklaşımların e, ittifakı zedeleyecek e, herhangi bir e, durumu yoktur. Kişisel yaklaşımlar e, parti adına yapılmayıp da kendisi adına yapılan açıklamalar sadece o kişileri bağlar. O kişilerde kendi genel başkanları, kendi MYK'sı, kendi parti meclisi içerisinde durumu değerlendirilir ona göre e, konuşulur. Biz kişilerin net söylediğine değil ittifakta ittifak içerisinde bulunan siyasi partilerin kararlı bir şekilde parlamenter sistemle ilgili yaptığı çalışmaları kararlı bir şekilde Türkiye'nin ekonomisinde göreve geldikleri ilk 10 gün ilk 6 ay ilk bir yıl içerisinde neler yapacakları konusundaki değerli çalışmaları bizi ilgilendiren kısımları bunlardır. Beklentiler olabilir bu ittifak arasında bir çatlaklık olsun, bu ittifak arasında bir ayrışma olsun diye nifakla ilgili kaygıları olan, bunu yapmak isteyen insanlar olabilir. Dışarıdan olabilir. Ayrıca bunu da belirterek söyleyeyim. Dışarıdan böyle müdahaleler olabilir. Ama biz bunları hepsini demokrasi içerisinde söylenmiş sözler olarak görüyoruz. İnsanlar kendi görüşlerini rahatça açıklayabilirler. Ama Millet İttifakı'ndan milletimizin hiç şüphesi yok. Millet İttifakı büyük bir kararlılıkla birbirlerine saygı ve özveriyle millet için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyor. Demokrasi ile ilgili demokrasi söylemi İstanbul'da, Diyarbakır'da, Adana'da, Hakkari'de, Şırnak'ta her yerde bizim söylediğimiz her yerde Türkiye'yi Kılıçdaroğlu demokrasiyle taçlandıracağız diyen bir liderimizdir. Şimdi gittiği yerde özel olarak Adana'da da geçer, Hakkari'de de geçer, Diyarbakır'da da geçer diyen genel başkanın hangi çatı altında o sözü söylediğinden bağımsız bir yorum yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye'yi demokrasiyle taçlandıracağız. İkinci yüzyıldaki hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'nin budur diyen bir genel başkanının bu sözünden bağımsız

Ama tabii bunu merak eden ben değilimdir. Yani az önce de ifade ettim. İngiltere Başbakanı merak ediyordur. Ne konuştunuz da Türkiye'de bu kadar gündem oldu? Bu AKP'liler ne oldu da Cumhurbaşkanı falan filan çıkıp da bu konuyu anlatıyorlar falan diye sormuşlardır diye tahmin ediyorum. Herhalde onlar merak etmiştir. Biz niye merak edelim? İngiltere Büyükelçisi ile İstanbul Türkiye'nin en büyük ilinin e, yerel yönetiminin başında olan Ekrem İmamoğlu daha önceden kararlaştırılmış bir saatte akşam yemeğini yemiş ondan sonra da herkes kendi işine gücüne bakmışsa bu gayet insani doğal bir şeydir diye düşünüyoruz. Bunu ne gerekçeyle çarpıtmaya çalışıyorlar? onu ondan gerçekten kaygı duyuyoruz. Kaygı duyduğumuz konu şu. Karalamaya çalıştığınız hizmetlerinden olmuyor hizmet diye engellemeye çalıştığınız İstanbul'un hizmetleriyle ilgili iftira propagandası yapacağınıza siz ilk önce otoyolları, havaalanlarını e, artık kendi araştırma dillerini de kullanmak istemiyorum da kendi mesul olduğunuz alanlarla ilgili görevlerinizi yerine getirin de ondan sonra Ekrem İmamoğlu'na dil uzatırsınız. Bir şey söylerseniz ona da bir cevap veririz. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de bütün büyükşehir belediye başkanlarımızın Türkiye'nin en zor günlerinde, pandemi günlerinde İktidar çuvallarken belediyelerimizin, vatandaşımızın nasıl yanında olduğunu herkes görmüştür. Deprem anında İzmir'de insanlarımızın bir, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede çadırda değil evlere nasıl yerleştirildiğini, nasıl gıda yardımı yapıldığını herkes görmüştür. Hala o deprem mağdurları kendi evlerine yerleştirilemedi. İktidar sözünü tutmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız konuşmalarda çok gururla bahsediyoruz. Belediyelerimizin yaptığı çalışmalardan. Ama bu gururu biz İstanbul halkıyla da paylaşıyoruz. Onlar Ekrem İmamoğlu'ndan ve İstanbul'un yaptığı çalışmalardan memnun. Olmasalardı eğer sizin her türlü yola başvurduğunuz yasal bir seçimi, yasal olmayan yollarla iptal ettiğinizde size şamar gibi bir tokat atıp 38 binlerden neredeyse 1 milyona yaklaşan bir oyla farkla Ekrem İmamoğlu'na destek verirler miydi? Ama bir musibet bin nasihattan daha iyidir derler. Siz ne musibetten ne nasihattan anlayan adamlarsınız. Başka sözü olan var mı? Sorusu olan? Yok. Teşekkür ediyorum.